Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Gençlik aşaması insanın hayatının en önemli aşamalarından biridir. Gençlik fiziksel güç, olgunluk, canlılık, etkinlik, verimlilik, umut ve hayata açılma aşamasıdır. Şüphesiz gençler milletin temel direği, dinamiği, atan kalbi ve güçlü kollarıdır. Hiç kimse gençlerin, vatanların ve milletlerin gelişmesindeki önemli rolünü inkar edemez. Kur'an-ı Kerim gençlik aşamasını çocukluk ve yaşlılık olan iki güçsüzlük arasındaki bir kuvvet aşaması olarak ifade etti. Allah Teala şöyle buyurur. Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Bu nedenle peygamberlik gençlik çağında gelirdi. Hazreti Yusuf hakkında Allah Teala şöyle buyurur. Olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız. Hazreti Musa hakkında Allah Teala şöyle buyurur. Musa olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca biz ona ilim ve hikmet verdik. Biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. İbn Abbas dedi ki, Allah ancak peygamberleri genç olarak göndermiş. Her bir alime ilim ancak genç iken verilmiştir. İşte genç yaştayken putperestlere karşı çıkan Hazreti İbrahim hakkında Allah Teala şöyle buyurur. Bunları diline dolayan bir genç duyduk. Kendisine İbrahim denilirmiş dediler. Kur'an-ı Kerim Hazreti Süleyman'ın gençlik aşamasındayken zekası ve uzak görüşlülüğünü işaret etti. Allah Teala şöyle buyurur. Biz hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik. Hazreti Musa'nın gençliği, gücü ve eminliği salih adamın kızını şu ifadeyi söylemeye sevk etti. Allah Teala şöyle buyurur. Kızlardan biri babacığım onu ücretle tut. Herhalde ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır dedi. Allah Teala Hazreti Yahya'ya hitap ederek şöyle buyurur. Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl dedik. Biz ona daha sabi iken hikmet verdik. Bu dönem insanın yaşamındaki önemi için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah'ın kıyamet gününde kula ömürle ilgili özel bir soru soracağını belirtti ki insan kendi gençliğinden yararlanarak onu kendisine ve tüm insanlara faydalı işlerde kullanmaya gayret etsin. Peygamber Efendimiz buyurdu ki kıyamet günü şu dört hususun sebebi sorulmadan kul ayağını bile oynatamaz. Ömrünü nasıl geçirdiği, gençliğini nerede harcadığı, malını nasıl kazandığı ve nerelere infak ettiği, öğrenmiş olduğu ilmiyle ne amel ettiği. İslam gençlere büyük özen göstermiş ve onlara haklar ve görevler de vermiştir. Gençlerin haklarından eğitim, nasihat ve iyi hazırlamaktır. Kur'an-ı Kerim Hazreti Lukman'ın oğluna verdiği tavsiyeleri bize anlatmıştır. Allah Teala şöyle buyurur. Hani Lukman oğluna öğüt vererek şöyle demişti. Yavrum Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette bir zulümdür. Ve diğer ayetlerde yavrum şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve
bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır, getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy, başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabi ol, sesini alçat. Çünkü seslerin en çirkini şüphesiz eşeklerin sesidir. Hazreti Peygamber Efendimizin gençlere verdiği tavsiyeler de aynıdır. Gençlerle çok ilgilenir ve kalplerinde dinin değerlerini sağlamlaştırırdı. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledildiğine göre şöyle demiştir. Bir gün Hazreti Peygamber'in terkisinde bulunuyordum. Bana yavrucum, sana bazı kaideler öğreteyim dedi. Ve şöyle buyurdu. Allah'ın buyruklarını gözet ki Allah da seni gözetip korusun. Allah'ın rızasını her işte önde tut. Allah'ı önünde bulursun. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün bir ümmet toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar ancak Allah'ın senin için takdir ettiği faydayı temin edebilirler. Yine eğer bütün ümmet sana zarar vermeye kalksalar ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Çünkü artık kaderi yazan kalem yazmaz olmuş. Yazıları değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir. İyi bir öğretim ve dikkatli eğitimden sonra gençlerin her biri bilgi, yetenek ve yetkinliğine göre liderlik ve sorumlulukta iş alma hakkı vardır. Bu konuda Hazreti Peygamber bizim için en iyi örnektir. Halbuki gençlerin çeşitli takatlerini kullanır ve yaşam ile mücadele etmeleri için fırsat verirdi. Peygamber Efendimiz İslam'a davetin başlangıcında daha 20 yaşındaki genç olan Arkam bin Ebil Arkam'a İslam davetini emanet etti. Onun evi Hazreti Peygamber ve Ashab-ı Kiram için güvenli bir yerdi. Yine de Peygamber Efendimiz bir yere göndermek üzere bir ordu hazırladı. O sırada henüz 18 yaşında olan Üsame bin Zeyd'i de bu orduya kumandan tayin etti. Hazreti Ömer bin Hattab onun meclislerine, büyüklerin yanına da gençleri çağırır, tüm meselelerde onlara danışır ve şöyle derdi. Hiçbiriniz küçük yaşından dolayı görüşünü söylemekten çekinmemeli. Zira ilim yaşa göre değil ancak Allah istediği kuluna verir. Bu yüzden onun meclisinde Abdullah bin Abbas başta olmak üzere gençler bulunurdu. Hazreti Ömer de Abdullah bin Abbas hakkında sorumlu bir dili ve hikmetli bir kalbi var derdi. Bu durum sadece genç erkeklerle de sınırlı kalmadı. Genç kadınların İslam medeniyeti yapımında unutulmaz rolleri vardı. İşte Esma binti Abi Bekir hicret yolculuğunda peygambere ve babası Abu Bekir'e yiyecek ve içecek sağlayarak hicrette çok büyük rolü vardı. Hatta genç kadınlar en zor zamanlarda önemli roller yapmışlar. Savaş meydanlarında yaralı savaşçılara su verir ve yaralarını sararlardı. Bu bağlamda Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Uhud savaşında Abu Bekir'in kızı Ayşe ile Ümmü Süleym'i şöyle gördüm. Onlar sırtlarında su kırbalarını taşıyorlar. Sonra bunu yaralıların ağızlarına boşaltıyorlar. Sonra tekrar çabucuk dönüyorlar. Kırbaları yine dolduruyorlar. Sonra yine acele gelip kırbaları yaralı askerlerin ağızları içine boşaltıyorlardı. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanma dilerim.
Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi, son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, gençlerin görevleri de çoktur. Bunlardan ilki, kendilerini bilim ve kültürle tahkim etmeleri gerekir. Bilim her an geliştiği için gençlerimizin de bu gelişmelere ayak uydurmaları ve iç gücü biyasasının gerekliliklerini ve ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaları gerekir. Gençlerin güçsüzlüklere, güçlüklere yüzleşmek için gerekli eğitim programları ve kurslarını alıp gerekli tecrübeleri kazanarak yeterli olmaları gerekir. Yüce Allah, Hazreti Peygamber'in bu dünyada ilimden başka bir şeyin fazlasını istemesini emretmemiştir. Allah Teala Hazreti Peygamber'ine hitap ederek şöyle buyurur. De ki, ey Rabbim ilmimi artır. İkincisi, deneyimlerden faydalanmak ve kibirden sakınmaya çalışmak. Muhakkak ki gençler kendilerinden daha eski nesillerin bilgelik ve deneyimlerinden faydalanmadılar. Çünkü ardışık nesiller arasındaki ilişki dışlamaya da çatışma ilişkisi değil, tamamlayıcılık ve karşılıklı tavsiye ilişkisidir. Bu yüzden gençlerimiz yıkıp inşa etmeyen gururdan dikkat etmeliler. Allah Teala şöyle buyurur, yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, helak ediciler üçtür. İtaat olunan cimrilik, beşinden gidilen heva ve kişinin kendisini beğenmesidir. Üçüncüsü, dine ve vatana hizmet etmek için niyet etmektir. İnsan çalışmalarındaki samimiyetine göre ecir alır. Resulullah buyurdu ki, ameller ancak niyetlere göredir. Herkes niyet ettiği şey vardır. Dördüncüsü, daha fazlasını yaparak yolun uzun olup amanetin de ağır olduğunu fark etmekle fırsatı yakalamak gerekir. Çünkü biz çok hızlı hareket eden bir toplumda yaşıyoruz ve toplum içinde sadece kendilerine verilen görevleri yerine getiren ve işlerinde çalışkan ve özverili insanlar için yer vardır. Amaçlarımızı gerçekleştirmek ve kendimiz ve vatanımıza istediğimiz mevkiye ulaşmak için kendi işimizde elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Beşincisi, eğitim verip imkan sağlayan ana vatanın hakkını vermektir. Vatanın kendi topraklarında yaşayan, nimetlerinde büyüyen çocukları üzerinde bir hakkı vardır. Bu vatana hizmet etmek ve toprağını savunmak için azığımız azim ve kararlılık, silahımız da bilgi ve yaratıcılık olsun ve sloganımız da aidiyet ve gayret olsun. Ey Allah'ım, bizim gençlerimize bereket ver. Onları tüm kötülüklerden koru. Yeryüzünü imar etmeleri için onlara yardım et. Ülkemize ve dünyaya faydalı işler yapmak için onlara yol göster. Mısır'ımızı ve tüm alemi İslam'ı sen koru. Dualarımızın sonu da elhamdülillahi rabbil alemindir.